Sevgili dostlarım merhabalar. Ben dostunuz Serkan İnci. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün her gün yaptığım standart sabah yürüyüşünü gerçekleştirirken sevdiğim bir YouTuber'ın başarı hakkındaki yaptığı yorumlamayı, yaptığı tespitleri dinledim. Ve şunu fark ettim. Bizim yıllardır İsmail'le birlikte yaptığımız başarı hakkındaki yorumların dünyanın farklı bölgesinde farklı bir iş yapan, farklı bir yerde yetişmiş, büyümüş bir insanla nasıl ortak bir sonuca denk geldiğini fark ettim. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz yıllardır başarının takım elbiseyle, işte jilet kaydı sakal tıraşlarıyla, süper pahalı giyinmekle, Rolex saat takmaklarla, Lamborghini sürmekle, işte havalı o konvansiyonel medyanın pompaladığı şık giyimli insanlarla bir alakası olmadığını vurgulamaya çalışıyorduk. Biz başarının daha farklı şeyler olduğunu, giyimle, imajla pek alakası olmadığını sürekli dile getiriyorduk. Ve bunu dile getirirken de insanlar bizi alay ediyordu. Serkan, sen bu tişörtünle, bu sakalınla, bu saçınla mı başarılısın? Evet abi, ben bunlarla başarılıyım. Ya kusura bakmayın, şunu da söylemem lazım. Ben Türkiye'deki %99.9 insanların henüz 30 yaşıma geldiğimde başardığım ve kazandıklarımı hiçbir zaman elde edemeyecekleri seviyede bir başarıya sahibim. Ve bunun sayesinde, bu başarı sayesinde istediğim zaman çalışıyorum, istediğim zaman çalışmıyorum. Dünyanın her yerine dolaşıyorum. Dünyada en özgür yaşanabilecek ülkede ikamet ediyorum ve burada hayatımı sürdürüyorum ve sürdürmeye, burada da başarı elde etmeye devam edeceğim. Bunun sebebi çok basit. Bunun sebebi başarının pahalı tüketimle veya zengin olmanın pahalı tüketimle alakası olmadığını, paranın asıl amacının lüks tüketmek olmadığını çok iyi biliyorum. Ne demek bu? Abi, para kazandığınız zaman bunun anlamı şu demek değil. Daha fazla harcarım, daha lüks tüketirim, Lamborghini'ye binerim, Rolex saat takarım veya işte havuzlu villada otururum. Bu değil. Paranın amacı, zenginleşmenin amacı asıl olarak şu: daha özgür olabilmek, istediğiniz zaman çalışabilmek ve bu rahatlıkla, bu huzurla, bakın huzur çok önemli bir kelime, bu huzurla hayatınızı mutlu geçirebilmektir. Yani para size aslında özgürlüğünüzü verir. Siz parayla eğer özgürlüğünüzü kaybettirecek farklı sorumluluklara boğuluyorsanız ve bu sizi lüks tüketimle birlikte bir kara deliğe düşürüyorsa, o zaman yanlış yoldasınız demektir. Yani şunu demek istiyorum. Ne zaman ki kendimden örnek vererek çalıştığınız işte yorulmuyorsanız, istediğiniz zaman çalışıyorsunuz, günde 3-4 saat çalışmak sizi zengin kılabiliyorsa ve bu zenginliği arttırmaya sebep oluyorsa, işte o zaman başarılısınızdır. Takım elbise giymek, sinek kaydı tıraş olmak, Rolex takmakla değil. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.